Günaydın, forum hafta sonunda birlikteyiz. Bu hafta iki konuğum var ve bu hafta Özdemir İnce bizimle birlikte değil ama önümüzdeki haftalarda, gelecek haftalarda Özdemir abi yine bizimle birlikte olacak. Bu kez Ülker ablayla birlikte alacağız. Özdemir abiyi bizimle birlikte olacak. Sevgiler, saygılar yolluyoruz. Ve Özdemir İnce ile birlikte çalışmış TRT'de, birlikte gazetecilik, televizyonculuk yaptığımız Haluk Şahin konuğumuz. Yeni kitabıyla Babı Ali anlatıyor, gazeteciliği anlatıyor. Aslında tabii bütün bunları anlatırken Türkiye'nin bir dönemine de ışık tutuluyor. Yayıncılık dönemine, iletişim dönemine bir özellikle TRT, bugünkü TRT'ye baktığımız zaman onların TRT'de çalıştıkları dönem çok özel bir dönemdi. Ve Özdemir İnce'nin size selamı var. Özdemir bu hafta genç takıma çıkıyoruz sahaya. Evet. Gurka'ya selam söyle dedi. Gurkalar olarak Gurkalardan. O yüzden biraz sonra Gurkaların ne olduğunu da herhalde bir konuşuruz. Kimlerdi o Gurkalar ve tabii ne yaptılar, işlevleri neydi diye. Ama Özdemir abinin eleştirileri de vardır her zaman orada. İsmail Cem dönemiyle ilişkili ve en ağır eleştirisi de Mehmet abiyi getirmiş olması. Ne anlatıyor musun? Mehmet abiyi getirmiş olması. Evet. Yani onu hep söyler. Ama konuşacağız. Biz tabii Mehmet o dönemin iyi bir değerlendirmesini yapılması gerekir. Evet. Umarım benim anılar o değerlendirmenin yapılması için bir vesile olur. Araya epey zaman girdi ama TRT'de bir daha öyle bir dönem yaşanmadı. O iki yıl 500 gün çok özel bir dönemdi. Bir de öyle bir dönem Zeki abiyle Zeki Sözer'le Özdemir İnce'yi bir araya getirmiştim burada 3-4 hafta önce. O ilk dönem, en hani başındaki dönem, o da çok ilginç bir dönem. Evet. Ve iki... Onlar üstelik özerk idiler. Evet. Özerklik hala anayasada duruyordu ve işte Doğan Kasaroğlu, Zeki Bey ve diğerleri hakikaten çok iyi bir başlangıç yaptılar. Sonra askerler geldi. Evet. Ve biz askerlerden sonra geldik. Biz geldiğimizde özellik yoktu. Tarafsızlık sadece kalmıştı. Biz bugün o da kalmadı. Biz iyi yayıncılık yaptık. Anlatabiliyor muyum? Evet. Zeki Bey'lerin döneminde çok iyi mücadele, habercilik yapıldı. Biz iyi televizyon yayıncılığı yaptık diye düşünüyorum. Araya giren zamandan sonra. Hele hele bugünle kıyasladığımız zaman, bugün televizyonlara baktığımız zaman, özellikle TRT'ye baktığımız zaman, hani bizim vergilerimizle ayakta duran, kesintilerle, düz yani dolaylı dolaysız vergilerimizle, şimdi yayıncılığına baktığımız zaman hiç muhalefete yer vermeyen, tek sesli, sadece iktidarın güdümüne girmiş, hatta seçimlerde bile manipülasyona falan karışan bir kurumdan bahsediyoruz. Yani özerkliği artık boş verdik. Başka şeyler konuşuyoruz. Ve işte o dönemlerden sonra siz geldiniz. Ama onun ötesinde şöyle kitaba baktığımda daha bu tamamı değil. Bir noktaya kadar gelmişsiniz. Bundan evet. Sonrası büyük ihtimalle olacak. Herhalde arena dönemini de biz sizinle uzunca bir dönem arenada da birlikteydik. Orada kendini de rastlayabilirsin. Dikkatli ol. Haluk Şahin akademisyen. Yani akademik boyutu da var gazeteciliğinin. Emeritus profesör Bilgi Üniversitesi'nde yine derse gidiyorsunuz değil mi? Ders devam ediyor mu? Yani emeritüslük ömür boyu. Devam ediyor. Evet devam ediyor. Evet. Orada bir odamız var efendim. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi olarak kendimizi tanıtıyoruz. Hocalıktan vazgeçmek mümkün değil. Tıpkı gazetecilikten vazgeçmek mümkün olmadığı gibi. Bunlar emekliliği olmayan alanlar. Benim şöyle bir özelliğim var. Bu anıları yazarken onu fark ettim. Hani bir mektepli alaylı kavgası evet. Vardır. Her meslekte ama özellikle medyada bu vardı. Ben hem mektepliyim, bu konuda doktora yaptım. Hem alaylıyım. Kitap kapağını da verelim. Yani TRT'de dahil olmak üzere basın yayın hayatında yapmadığım iş kalmadı. Yani resim altı yazmaktan. Efendim başyazı yazmaya kadar ama hepsini bir de yaptım. Yurt dışı dönemi var sizin. Evet, Amerika yani çeşitlidir. Ayrıca akademisyenlik de yaptım. Yani hem okudum hem de yazdım. Hem de yazdım. Hem de yaşadım. Şimdi onların harmanlanmasından ortaya çıkan sonuçları elbette kendi bakış açımdan ama mümkün olduğu kadar nesnel bir şekilde
gençlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi tabii bu kitap bir dönemi anlatması açısından da çok çok önemli. Hatta burada ilginç örnekler de var, gazetecilikle ilgili ilginç örnekler de var. Onlardan ben aslında şeyden başlayayım. Hani heyecanlı yerinden başlayayım. O Jimmy Hayes'le karşılaşmanız Amerika'dayken hatırlayacaksınız, bir gece yarısı ekspresi vardı. Türkiye'yi aşağılayan, Türkiye'yi yerden yere vuran cezaevlerinde bir uyuşturucu kaçakçısı Türkiye'de yakalanıyor ve hapse atılıyor. Ve o anılarını gidiyor film kitap o kitabı oluyor. Yazmış. Kitap oluyor. Sonra filme çekiliyor. Stone ile Alan Parker, iki ünlü sinemacı, evet, bunun filmini yapmıştı. Ilginç de bir savunması var. Haluk Hocam onu söyleyecektir. Niye bu hikaye o suçu Oliver Stone'un üstüne atmış? Evet, tabii ben uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Uzun yıllar yurt dışında yaşayan insanlar Türkiye konusunda çok garip sorularla karşı karşıya kalabiliyorlar. Ve öyle bir refleks geliştiriyorlar. Türkiye konusunda çok cehalet yaygın idi o tarihlerde. Ama husumet yoktu. Şimdi husumet var. Yani Amerika'ya gittiğim zaman o zaman asla görmediğim bir husumeti. Bu husumetin başlangıcı biraz da Midnight Express, Gece Yarısı Ekspresi filmidir. Çünkü Midnight Express filminde sarışın, yakışıklı bir Amerikalı delikanlı Yeşilköy Havaalanı'nda üzerinde 2,5 kilo esrarla yakalanmıştı. Ve işte o suçun Türkiye'deki cezası neyse onu çekmek üzere hapse girmişti. Hapiste çeşitli insanlarla karşılaşmıştı. Sonunda kaçmayı başarmıştı. Ve bu kitabı yazmıştı. İğrenç bir ırkçı kitap çıktı, film çıktı, evet, ortaya. Ki yani orada dedim, zaten başlık çok güzel. İyi Türk olur mu? Yani korkunç. Ben seyrettiğim zaman dehşet içinde kaldım. O kadar ağır şeyler söylüyorlardı ki Türkler için. Hiçbir başka millet için söylenemeyecek bir şey. Zannediyorum o biraz da psikolojik olarak Vietnam'da 3. dünyalara yenilmiş olan Amerikalıların psikolojisine hitap etmek üzere yazılmış. Hain, rezil bir filmdi. Maalesef çok önemli iki kişinin kaleminden ve objektifinden çıkmış. Oliver Stone bir tarafta senaryosunu yazmış. Alan Parker, bunu çekmiş. Dehşet içinde kaldık. Ne yapabiliriz acaba? Yani biz oradaki Türk öğrenciler ve Türk hocalar olarak işte bir takım şeyler yazdık. Gazetelere yazılar gönderdik falan filan. Fakat sesimizi tam duyuramadık. O sırada benim bulunduğum Cleveland State Üniversitesi'ne Alan Parker'ın, yani bu hikayeyi anlatan adamın geldiğini duydum. Ben de gittim, öğrencilerle beraber gittim, en önüne oturdum. Filmin promosyonunu yapıyorlar. Amerikalı çocuklar bayılıyorlar. Çünkü sarışın mavi gözlü Amerikalı çocuklar domuzlara benzeyen 3. dünya insanlarını pataklıyorlar, birbirine alkışlıyorlar, birbirine vesaire falan. Neyse ben önünde oturuyorum. Söz aldım. Dedim ki ben Türk'üm, bir soru sormak istiyorum. Eserinizdeki bütün Türkler çok Haluk Şahin klasöründeki fotoğraflardan kullanalım. Çok kötü insanlar. Hiç o kitap dedim, kapağını falan da benim gönderdiğim gibi. Hiç hapiste falan iyi Türk arkadaşınız olmadı mı? Olmaz olur mu dedi. Çok oldu dedi. Türklerle çok iyi arkadaş. Peki dedim onlar nerede? Onlar kitapta var dedi. Peki dedim niye filmde yoklar? Alan Parker dedi ki, eğer iyi Türkleri gösterirsek bu gaz odasına götürülen Yahudilere sigara veren iyi Almanlara benzer demiş. Diye bir benzetme. Ben dedim ki bu benzetmeyi nasıl kabul edebildin? Sen üzerinde 2,5 kilo esrarla yakalanmış sıradan bir mahkumsun. Evet. Ha? Evet, bir haksızlık oldu bilmem ne vesaire falan. Böylece Alan Parker'ın ve Oliver Stone'un altından kalkamayacağı bir ırkçılık damgası onların suratına basıldı. Bu arada Amerika'daki bir takım çok namuslu yazarlar da şu soruyu sordular. Dediler ki bu hakaretleri Türklerden başka kime edebilirsiniz? Çünkü senin orada büyük bir şeyin yok, diasporan yok. Senin orada büyük sermaye gücün yok bilmem ne. O zamandan bu zamana tabii bazı şeyler çok değişti. Ama bizim kim olduğumuz konusunda kendi kafamızda çok net düşüncelere sahip olmamız lazım. Aksi takdirde
başımıza kötü şeyler gelebiliyor. Evet, evet. Tabii siz Türkiye'deki gazeteciliği de oradaki gazeteciliği de gördünüz, yaşadınız. Evet. Bizdeki gazetecilik, sizin mesela o az önce konuştuğumuz TRT'nin ilk yılları. Aslında biraz Türk siyasetindeki geriye gidişi, çöküşü de anlatıyor. Hani özerk bir televizyonda çalıştınız, siz özerk bir kurumda çalıştınız. Daha sonra hep kan kaybetti o kurumlar, medyada kan kaybetti. Ve şu anda Türkiye'de bir yandaş medya karteli var. Ya da eski deyimle besleme basın oluşturuldu. Ve artık vicdanlar, ahlak falan her şey hiç bir tarafa kondu. Gazetelere baktığınız zaman propaganda aracı gibi çıkıyor gazeteler. Asla gazetecilik yapmıyor. Karalama ve propaganda. Karalama ve propaganda. Özellikle son günlerde DEM Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi ilişkisinde görüyoruz biz bunu. DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ile yan yana görenler, o işte terörle işbirliği falan. Kardeşim, Oslo'ya heyet göndermedi Cumhuriyet Halk Partisi. Ya da İmralı'ya adam gönderip mektup almadı İmralı'dan. Ya da işte Habur'da bunların hiçbirini yok sayıp kalkıp burada. O zaman demokrasimiz açısından da çok vahim bir durum. Çünkü DEM Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bir parti. Halkın oylarıyla oraya gelmiş bir parti. Onu nasıl yok sayarsınız? Bu nasıl bir mantıktır? Nasıl bir iradedir? Nasıl bir kafadır? Mantık falan yok. Tamamen istismar, insanları kandırma çabası egemen hale gelmiş durumda. Ben Türk basınının en iyi dönemlerinde gazetecilik yaptım. O açıdan kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani TRT'nin altın yıllarında TRT program danışmanıydım. Daha sonra 1980'li yıllarda Uğur Mumcular'ın araştırmacı, soruşturmacı gazeteciliğin egemen olduğu yıllarda. Her şeyin üç aşağı beş yukarı bir takım her zaman, yani Türk basını hiçbir zaman gül bahçesi de yaşamadı. Yaşamadı. Yani bizim öyle bir kültürel kusurumuz var. Eleştiri konusunda son derece hoşgörüsüz. Ama biz 1980'li yıllarda olsun, 1990'lı yılların başında olsun, özgür gazetecilik yaptık. Sen de arenadaydın. Biz arenada... Evet. İşte şimdi Tansu Çiller tartışması çıktı. Biz başbakan iken ve onlar bir takım şeyler gönderip, helikopterler, bilmemeler gönderip bizlerin nerelerde evet. oturduğumuzu araştırdıkları dönemde Türkiye'de başbakanın verdiği sözleri yerine getirmediğini, o zaman başkanlık sistemi değil, başbakan en tepedeki insan siyasi olarak açık açık yazdık, düşe ettik. Onun ötesinde pek çok gizli saklı kalmasını, güç odaklarını sevdiği şeyleri ortaya çıkarttık. Bunun ödülünü de gördük. Evet. Biz evet, hatırlayacaksın. Evet. Biz 17 reyting yaptığımız zaman, tamam mı? Ay geçen hafta 18'lik, bu hafta niye 17'ye düştük acaba ya, diye şeylerdi. Şimdi 17 reytingi milli maçın iki misli yapamaz. Şimdi 3-3,5 reyting alanlar, ay çok başarılıydık, müthiş diyor. Yani böyle bir dönem yaşadık. Ya 28-30-30-35 şehir olurdu. Yani şehir açık televizyonlar. Yani Türkiye'de açık olan televizyonların üçte biri evet. arenayı seyrederdi. Evet, evet, evet. evet. Şimdi Damıkçığım tabii şeyler de değişti. Yani koşullar da değişti vesaire. Ben bu kitabın bu sözünü anlatacağımız şeyler ikinci ciltte. Şimdi üç kitaptan oluşuyor. Ben evet. 50 yıldır Türk medyasının içindeyim. 1969 yılında bu alanda doktora yapmaya başladım Amerika Birleşik Devletleri'nde. 74 yılında TRT'de İsmail Cem'in program danışmanı oldum. Gittim dışarıdan bir takım programlar aldım vesaire falan, İsmail Cem'le beraber çalıştım. Sonra Politika Gazetesi'nde oradaydım. Ondan sonraki yıllarda da Türk basında hemen hemen her yerde çalıştım. Bu arada 10 yıllık bir arena geçmişim var, arena editörü olarak. Ve bir sürü şey gördüm, bir sürü şey öğrendim. Türk basının hem teknolojik olarak hem de insani olarak nereden nereye doğru gittiğini açıkça gördüm. 90'lar niye Baba Ali'ye son tren diyorum? Çünkü ondan sonra Baba Ali değişiyor. Baba Ali değişti. Baba Ali ciddi olarak değişiyor. İkinci cildin adı Baba Ali'nin yükselişi ve çöküşü olacak. Daha doğrusu Baba Ali ortadan kalkarken, daha doğrusu Baba Ali orada duruyordu. Baba Ali'den gazeteler taşınırken plaza gazeteciliği başladı ondan sonra. Dış basın, dış sermaye girdi. Yabancı sermaye girdi. Tarikat sermayesi girdi. Öncelik
gerçeklerin aktarılması olmaktan çıktı, tarikatın kullanması oldu. Benim de babari hayatım 2010 yılında FETÖ'cülerin beri radikalden atmasıyla sona erdi. Evet. Bir sürü insan o şekilde babaliden temizlendi, atıldı. Çünkü artık doğruların önemi yoktu. Artık kimden evet. yanalığın önemi vardı. Büyük para girmişti. Onlar ikinci ciltte olacak. Üçüncü cildin adı. Yani ikinci cildin adı Baba Ali'nin yükselişi ve çöküşü olacak. Bu yıl sonuna kadar onu bitirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra da Baba Ali'den sonra hayat var mı olacak? Evet. İşte şu anda o filmin sahnelerinden birini yaşamaktayız. Yükselişi ve çöküşü deyince Tarık Dursun abinin bir kitabı vardı. Kayabaşı Uygarlığı'nın Yükselişi ve Birdenbire Çöküşü diye. Evet. Çok ama işte hayat devam ediyor. Evet. Bıraktık mı? Bırakmadık. Bırakmadık. Evet. Evet. Yani biz gittik Gezi döneminde gene aktif gazetecilik yaptık. Ben Tele1'de çalıştım. Sizler işte iftihar ediyorum sizleri gördükçe. Yani bu çok zor dönemde. Evet. Birilerinin gerçekleri söylüyor olması lazım. Birilerinin bunların söylenmemesini patlatıyor olması lazım. O yüzden George Orwell'in zannediyorum bir lafı var. Deniyor ki böyle sıkıntılı dönemlerde gerçekleri söylemek hakiki devrimciliktir. Yani illa işte partiye girmen, illa bayrak alıp Taksim Meydanı'na doğru koşturman gerekmiyor. Gerçekleri söyleyeceksin, yalanları patlatacaksın. İşin güzel tarafı şu sırada yazdığım bir makale var. Gerçekleri söylemenin en büyük özgürlük olduğunu hayatıyla ortaya koyan insan da bizim bu topraklardan çıkmış olan Sinoplu Diyojen. Onları da hatırlamamız lazım. Tabii. Biz görevimizi yerine getirmekle yükümlüyüz. Gazetecinin emekliliği yoktur ama gazetecinin yalancılık dönemi de olamaz. Bu dediğimi tabii olmaması gerekir. Hayat bir sürü şekilde tekzip etmeye devam ediyor. Benim bir de Baba Ali ile ilgili bir kitabım daha var. Baba Ali'de cinayet, gazeteci evet. kim öldürdü? Baba Ali'ye iyi niyetlerle giren devrimci bir delikanlının o kötü çark içinde nasıl zamanla bir bozulmuş bir türe dönüştüğünü anlatan bir kitap. Ve işte bütün bunların anlattığımız sonucu vardığımız sonuçta 164. sırada Türkiye basın özgürlüğü açısından sınır tanımayan gazeteciler örgütünün yaptığı sıralamada. Hapisteki gazeteciler, işsiz gazeteciler, cezalar hepsini topladığınız zaman maalesef öyle bir yerdeyiz. Daha bundan 2 sene önce, 3 sene önce 150'lerde işte bir 154 olurdu, 156 olurdu ki bunlar da zaten utanç şeyleri. Şimdi 160'ların gerisine düştük. Hukukun üstünlüğünde gene 100. ilk yüze giremiyor Türkiye. 160 gazetecisi hapiste olan bir ülkeyi ciddiye almazlar. Evet. Sen istediğin kadar teknolojik başarılar edin. Bir takım uçaklar uçur ki onlara da karşı değilim. Ama onun övgüsüyle 160 gazeteciyi, doğruları söylüyor yani 160 gazeteciyi hapse atmış olmanın getirdiği utanç birbirini götürür. Yani Türkiye'nin önce bunu öğrenmesi lazım. Kesinlikle. Türkiye'de gazetecilerin hapiste olmadığı hiçbir dönem olmadı maalesef. Yani dediğim gibi bizim orada bir kültürel kusurumuz var. Yani biz Nazım Hikmet gibi bir şairimizi 13 sene hapiste yatırmış bir insanız. En büyük romancılarımızdan pek çoğunu... Hapishaneden geçmişliği vardı. İlla o okuldan geçmiş durumdayız. Artık o dönemlerin mutlaka sona ermesi gerekiyor. Adaletin özellikle düşünce ve yazı alanına bütün unsurlarıyla girmesi şart. Ama döneceğine de bir ışık yok. Yani son şu yargıdaki tartışmaları gördüğümüz zaman, şimdi siz bu kitapta anlattığınız dönemleri yazdığınızda bir hukuk vardı. Yargıya güveniyorduk, hakkımız aranabiliyordu ya da haksız yere suçlanmıyorduk. Doğru dürüst iddianameler olmadan, içi boş iddianamelerle hapse gitmiyordu insanlar. Şimdi mesela siz paylaşıyorsunuz sosyal medyada, tweetleri toplanıyor insanların. Evet. Tweetler üzerinden 10 sene önce yazdığın tweetten dolayı evet. tamam mı? Sana soruşturma açabiliyorlar evet. ve seni içeri atabiliyorlar. Yani bunu ben demokratik ülkelerde yaşayan arkadaşlarıma anlatabilmem mümkün değil.
Doğru. Ancak böyle şeyler nerede olur? Demokrasiyle alakası olmayan yerlerde olabilir. Onlarda da zaten tweetler yoktur. Bir taraftan biz özgürüz, istediğini söyle tabii diye insanları tahrik ve teşvik ediyorsun. Sonra 10 sene önce sen bunu demiştin deyip o insanları hapsediyorsun. Bunları artık bizim geride bırakmamız lazım. Evet. Türkiye bunlardan daha ileri bir yer. Türk halkı bunlardan çok daha ileride bir yerde. Tartışalım. Her konuyu tartışalım tabii kardeşim. Ama insanları adalet aracılığıyla cezalandırma yönteminin ne kadar kötü bir şey olduğunu da artık anlayalım. Evet. Mesela bu kitapta çok önemli gazetecilik başarılarından da bahsediyorsunuz. Özellikle Watergate skandalını yazan iki tane Amerikalı gazeteci, daha sonra Başkan ve Adamları diye film de yapıldı. Çok başarılı oldu, film de başarılı oldu. Bob Woodward ve Carl Bernstein hikayesi. Yani rakip partiyi dinleyen elemanlar ve Nixon'ın şeyine kadar gitti. İstifasına Carl Bernstein, kadar. Başkanın başını yedi. Başkanın başını yedi. Biz de Türkiye'de çok daha vahim olaylar manşetlere çıktı. Haberler yapıldı. Ama sonuç orada Amerika'daki gibi olmadı. Ne bir istifa ne bir şey. Nasıl bir şey bu? Türkiye'de de zaman zaman yani özellikle 1980'li yıllarda Uğur Mumcu, Altan Öymen ve arkadaşları o dönemin başbakanının yeğeninin yolsuzluklarıyla uğraştılar. Sunta dosyası. Evet. Biliyorsun Altan yani. Altan abiyle Uğur Mumcu kitabını yazdılar sonra. Kitabını yazdılar vesaire. Hapse de girmediler. Yani o açıdan Demirel'i mumla arıyoruz. Demirel'i mumla arıyoruz. Bu kitapta anlatıyorum Halit Refik'in Aşkı Memnun adlı filminin nasıl yapıldığını. Ve o filmin içindeki bir cümle yüzünden bizi ağır cezada yargıladılar. Efendim halkın bir kesimine bir kesimine karşı şey dedi. Demirel o zaman dedi ki böyle saçma sapan şeylerle artık uğraşmayalım dedi. Anlatabiliyor muyum? Değil mi? Yani ki bizim bütün hayatımız bizim kuşağın Demirel'le mücadele ederek geçti. Şimdi Demirel'i mumla arayacak. Ki bir, ondan çok daha saçma sapan şeylerle uğraşıyor. Yani Demirel döneminde Ecevit tabii kendisi gazetecilikten geldiği için hatta Özal bir espri duygusu olduğu için yani gazeteciliğe bakışta çok farklı olabiliyordu. Ben bu insanları karikatür koleksiyoncusu gazeteci olarak birebir tanıdım. Onlarla birlikte seyahatler ettim vesaire falan. Fakat şimdiki bu dar çerçeve içinde insanları şu ya da bu ilan eden zihniyet yoktu. Evet. Bunun mutlaka değişmesi gerekiyor eğer demokrasi olacaksak. Fakat Namık maalesef bütün dünyada demokrasinin çok zor yerlerden geçmekte olduğunu, hatta belki de geçemeyeceğini endişe için evet de görüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün her şey beklenebilir. Yani halk isyanından neredeyse askeri darbeye kadar. İşte Texas ayrılıyor mu ayrılmıyor mu? İkide işte görüyorsun orada başka yerlerde neler oluyor. Avrupa baştan aşağı varlığını oraya gelen gariban yabancılardan nefret üzerine kurmuş durumda. Tamam mı? Sen gideceksin 200 sene, 300 sene adamları sömüreceksin. Ondan sonra televizyonlarında kendinin nasıl yaşadığını göstereceksin. Sonra adamlar senin ülkene kapıya gelecekler. Dayanınca. Senin ülkene gelecekler. Vay bunlar yüzünden şudur budur. Yani böyle durumlar yaşanıyor. Kuzeye Putin'e baktığında Putinci arkadaşlarımız vardır. Putin'de kötü bir huyu var. Düşmanlarını öldürüyor. Evet. Evet. Yani böyle evet çok net ve açık bir şekilde. Şimdi böyle bir yerde ne olabilir, ne yetişebilir? İran'a, Orta Doğu'yu söylemek bile istemiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bir takım insanlar İsrail'e bomba satmak için efendim iyi ki savaş çıktı diye neredeyse bunu açıkça söylüyorlar. Neredeyse bunu Biden'ın ağzından söyletiyorlar. O bombalar niçin kullanılıyor? O bombalar minicik çocukları öldürmek için kullanılıyor. Dünyada hiçbir dava bana küçük çocukların bombalarla öldürülmesini haklı gösteremez. Evet. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Hani bu arada elbette Türkiye'nin derli toplu olması lazım, güçlü olması lazım. Ama bunun için de demokrasinin işliyor olması lazım. İşliyor olması lazım. Demokratik Türkiye zayıf Türkiye değildir. Demokratik Türkiye güçlü Türkiye'dir. Zaten şimdi şöyle bir şey var. Bakın işte gene önümüzde bir seçim var. Biz adil seçimler olacak mı? Düşünebiliyor musunuz? Bir cumhurbaşkanı, tarafsızlık yemini etmiş bir cumhurbaşkanı seçimlerde, yerel seçimlerde, belediye başkanlığı seçimlerinde siyaset yapıyor.
siyaset yapıyor. Alenen siyaset yapıyor. O sistemin çarpıklığının sonucu. Çünkü hakikaten bizim türümüz başkanlık sisteminin ötesi, çürümüşlük. Siyasal bilimler açısından açıklanabilmesi mümkün değil. Yani böyle bir örnek var mı dünyada? Hani o deve hikayesi var ki nerem doğru ki. Evet. Bütün bunların hayır, hepsi böyle bir örnek var mı hocam dünyada? Evet. Yani tarafsızlık yemin etmiş bir cumhurbaşkanı bir siyasi parti adına seçim propagandası yapıyor. O zaman o yeminin bir anlamı kalmadı ki. Niye o yemin ettiniz ki? Yani böyle bir dönem gelecek için de çok fazla umut vermiyor. Evet ama ben Türk halkı ve gençliği konusunda her zaman iyimser olmuşumdur. Şundan dolayı yani tarihe bakıyoruz. Yani bir ülkenin başına 1919-22 arasında gelmiş olan felaketten daha büyük bir felaket gelebilir mi? Evet. Ne olmuş? Türkiye bir şekilde o yoksul koşullarda, o hasta halk. Ya Mustafa Kemal faktörü var. Bir ilaç halk bir liderin etrafında toplanmış ve o günün ölçütlerine göre çok ileri bir ülkeyi kurmayı başarmış. O bakımdan ben etrafta dolaştığım zaman bakıyorum özellikle gençlerin büyük bir çoğunluğu bizim anlamımızda siyasi bilinç değil. Bizim zamanımızda işte solcu mu sağcı mı vesaire falan diye bakar da öyle değil. Ama kül yutmuyorlar. Evet. Kül yutmuyorlar. Ya, olguları ve gerçekleri görüyorlar. Bir de her şeye rağmen sizin gibi doğruları söylemeye çalışan küçük bir azınlık da olsa gazeteci maalesef, arkadaşlarımız var. Maalesef. Hepimize işte belirli sorumluluklar düşünüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bizim en büyük sorumluluğumuz doğruları söylemekten ibaret. O kadar. Yani biz bugüne kadar zaten bize çok ilginç. Gene ceza geldi. Yalan söylediğimiz için değil gelen cezaların büyük bir bölümü. Efendim Kur'an okuyan çocuklarla ilgili şey yapıcı, alay edici gibi falan ifadeler kullanıldı falan demişler. Bu haberin içeriğiyle falan ilgili bir şey değil. Tabii tabii diyorum, uydururlar hemen. Haberin içeriğiyle ilgili falan bir şey değil. Yani hatta Merdan Yanar da tutuklandığı zaman bir hukukçu milletvekili çok ilginç bir şey söylemişti. Çünkü bir de mahkeme, savcılık da harekete geçti. Savcılığın şeyiyle, iddianamesiyle, Rütü'nün iddianamesi diyelim suçladığı konu birbirinden farklı. O milletvekili şunu söylemişti, hukukçu milletvekili. Yahu dedi, savcının bulamadığı maddeyi dedi, cezayı dedi, suçu dedi, Rütü'k bulmuş dedi. Evet, tabii Rütü'k kendisi tartışmaya açık bir kurum. Ben değişik sıfatlarla bu Rütü'k'ün kurulmakta olduğu günlerde, Gökberk Ergenekon'un devlet bakanı evet. olarak yönettiği dönemlerde 4 ayrı sıfatla rapor yazdım. Basın konseyi adına rapor yazdım. Efendim bilim adamı olarak rapor yazdım. Çalıştığım gazete için rapor yazdım. İlat, işte iletişim araştırmaları hepsi de aynı şeyi söyledi. Dedim ki aman siyasete alet edilmesin. Çünkü bizim bu gibi kurumları kendi küçük siyasi çıkarlarımız için kullanmak yönünde bir eğilimimiz var. Evet. Hani nasıl bazı insanların kötü eğilimleri vardır. Onu yaparsanız ortaya çıkacak olan manzara korkunç olur. Şimdi ortaya çıkan ama öyle manzara, kullanılıyor. Ortaya çıkan manzara korkunç. Siz bunun bedelini üstelik para olarak da ödüyorsunuz. Evet. Bir de şu var. Rütü'k Başkanı gecenin bir yarısı tweet atıyor. Peki yani bu bir toplantıda karar verilir. Yani şeyin kendi şahsi meselesi değil ki bu Rütü'k Başkanı'nın. Yani Rütü'k kurul toplanır, kurulda konuşulur. Daha öyle bir toplantı falan olmadan Rütü'k'te paylaşım yapıyor sosyal medyada. Yani vahim şeyler bunlar. Evet, ileride bir bunlar. Siyasi kararlar ayrıca alınan kararlar. Nerelerdeydi nin örnekleri olarak gösterilebilirler. Keşke böyle şeylerle vakit kaybetmesek. Keşke asıl yapmamız gereken şey nedir o? Gerçeklerin söylenmesi, sağlam bir ekonomik yapının kurulması, kültür kurumlarının ayağa kalkması, eğitimin derlenip toparlanması. Ama en önemlisi büyük sıkıntılar içinde olan. Yani yukarıdan hazırlanmış bir ekonomik komplo sonucunda
büyük sıkıntılar içine sokulmuş olan Türk halkının sıkıntılarına son verecek formüllerin bulunması. Birazdan Meriç'te zannediyorum. Evet, evet. Onu evet. konuşacak. Hep mesela biz dış güçler. Daha siyasetin yani belediye başkanlığı seviyesindeyken Recep Tayyip Erdoğan ilk günlerinde diyordu ki ya diyordu hiç dış güçler. Ne dış güçler diyor. İçerideki güçler diyor siz diyor beceremiyorsunuz diyor ondan sonra dış güçler diyor. Şimdi bakıyorsunuz kendileri dış güçler kendilerini savunuyorlar. Peki size dış güçler mi söyledi SEKA kağıt fabrikalarını kapatın Türkiye 20 yıl kağıt üretemesin? Dış güçler olgusunu kabul etmek zorundayız. Bu da gayet normaldir. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti ve Türkiye üzerinde belirli güç dış güçler yönlendirici ve hatta sabote edici etkinliklere girişmişlerdir. Ne koşulla? İçeriden işbirlikçi bulabilmek koşuluyla. Rahat Türkiye'deki tarikatların hepsinin İngiliz istihbaratı ve yabancı istihbarat teşkilatları tarafından kurulduğu ve desteklendiği olgusunu reddederek 21. yüzyıl Türkiye'sini anlayabilmek mümkün mü? Evet. Fethullah Gülen'den başlayın. Ondan öncekilere bakın. Şimdi tartıştığımız şeyleri görüyor musunuz? Yani neler tartışıyor? Yahu senden toprak kapmak için, seni yıkmak için dış güçlerle işbirliği yapmış veya onlar tarafından kurulmuş şeyler var. Ben günümüzde de elbette dış güçler kendi çıkarları açısından Türkiye çok önemli bir devlet. Onun nereye doğru yönileceğini şey etmek istiyorlar. Ki bu böyle bir iddia varsa devlet de bunu ortaya çıkarmak zorunda. Elbette. Devlet de bunu ortaya çıkartmak zorunda. Ama sağlam delillerle ortaya çıkartmak zorunda. Bu yapılmadığı takdirde boş laflarla onu istediğin tarafa yönlendirerek kendi adına sonuç almaya çalışırsın. Dediğim gibi Türkiye sıradan bir devlet değildir. Türkiye üzerinde etkili olmak isteyen pek çok dış güç vardır. Ama aynı şeyi Yunanistan için de söyleyebiliriz. Yani Yunanistan yer değiştirecek olsa, bak Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arası açıldıktan sonra, ben bunu Bozca'da da yaşayan bir insan olarak biliyorum. Hemen bizim karşımızdaki yerlerde kaç tane Amerikan üssü kuruldu? Değil mi? Dede Ağaç'ta ne var bugün? Niçin? Birileri de diyor ki bizim Yunanistan'ı yani bu Türkiye elimizden çıkarsa ona karşı ne yapacağız, ne edeceğiz vesaire falan. Devletler bunları bilirler. Ki bunları tabii kontrol bir yandan Ukrayna ile ilgili bir yandan... Ama bunu iç politika tabii aracı olarak kötüye kullanmazlar. Ama demin de az önce işte tarikatlarla ilgili o iddialar Türkiye'de yıllardır bunlar konuşulur. Ama pek de üzerine gidilmez. Ama işte 15 Temmuz'da olduğu gibi sonuçları da Türkiye yaşadı maalesef. Evet, yani öyle. Biz o açıdan paranoyak olmadan dikkatli olmak zorundayız. Çünkü paranoyanın sonu bizi hatalar yapmaya götürür. Kitaba gelecek olursak, evet. Namıkçığım, ben bunun özellikle gençler tarafından okunmasını istiyorum. Çünkü bir hoca olarak da zaman zaman ukalalık ediyorum, söze karışıyorum. Olur mu hocalar bu işi? Evet, yani işte hem hoca hem amele idik. İkisinden de onur ve şeref duyduk. Gazetecilik çok önemli bir meslek. Çünkü gazetecilik bir misyonun eyleme dönüşmüş hali. O misyonda halkın gerçekleri öğrenmesi. Çünkü biz halkın gerçekleri öğrenmediği takdirde doğru karar veremeyeceği inancından geliyor. Tabii sağlıklı bir kamuoyu oluşturmanın bu inancın kökleri yolu çok eskilere gidiyor. Yani işte Paresya'dan bahsettik, Diyojen'den bahsettik, Avrupa'daki aydınlanma geçmişinden bahsedebiliriz. Bizim de kendi kaynaklarımız vardır bu açıdan. Gazetecilik mesleğinin mutlaka sağlam bir şekilde ayakta kalması lazım. Yani herhangi bir iş değildir. Ben gençlere hep şunu dedim, yani ben kendimi hep romantik bir şövalye olarak gördüm. Çünkü ya ne olacak, ben işte Amerika'da doktora yapmış, kitapta da anlatıyorum. Evet, bana Türkiye'nin en büyük turizm şirketlerinden birisinin genel müdürü, sahibi dedi ki gel Haluk Bey benim yönetim kurulu başkanım. Feyyaz Bey. Feyyaz Tokar.
Ben dedim yok ya, ama işte ben aslında başka alanlarda işsizim o sırada. İki çocuğum var. Dedi ki şu kadar para vereceğim. Benim son aldığım paranın üç misli. Ama ben düşündüm. İnsanın en büyük çabası ne yapmışım? Kendi kalmak, kendi olmak çabasıdır. Ben dedim ki ben o turizm şirketinin genel müdürü olduğum zaman çok para kazanırım. İnsanlardan da bir sürü alkış alırım, ama artık ben kendi olmaktan çıkarım. En büyük çaba insanın kendi olabilme, evet, kavgasıdır. Evet. Bunun için de insanın her şeyden önce kendisine karşı dürüst olması gerekir. En büyük yalanları kim söylüyor biliyor musun? İnsanlar söylüyorlar. Kimlere söylüyor, kim söylüyorlar? Kendilerine söylüyorlar. Önce orada bir iç hesaplaşmaya gerek var. Vardığım sonuçlardan bir tanesi, hayatımın bütününe baktığım zaman verdiğim hayır cevaplarının evet cevaplarından çok daha önemli olduğunu fark ettim. Yani hayatımda verdiğim 3-4 tane hayır cevabı var. Yani biz gazetecilerin etrafında çok insanlar vardır. Bir takım vaatlerde bulunurlar. Tabii, mesela tabii, beni tabii. Rahmetli Bülent Bey siyasete davet etmek üzere evime kadar geldi ve bana inanılmaz bir parlak gelecek vaat etti. Ben gazeteciyim. Yani ben o zaman kendim olmaktan çıkarım. Çünkü politikacılar bir yerde yalan söylemek durumundalar. Ben evet. Yalan söyleyemem. Yani ben gerçekleri söylemek üzere hayatımı şey ettim. Vardığım şeylerden biri. Bir de şu var Namık. Gazetecilik mesleğine girden insanlar diyorlar ki şurada bir palavra bir haber atarım nasılsa unutulur gider. Hayır kardeşim, unutulup gitmiyor. Gitmiyor. Bak burada anlatıyorum. Bir gün Nokta Dergisi'ndeyken bir boş muhabirlere küçük kamuoyu araştırmaları yaptırıyorum. Bunlara işte çekirdek araştırma derler. Ne bileyim, İstanbul'da su sıkıntısının sebebi kimdir? Belediye midir, merkezi hükümet midir, şu mudur, bu mudur? Çocuklar yapıyorlar. İşte biz diyoruz ki %54 şunu dedi, %100 bilmem kim bunu dedi. Ercan Arıklı rahmetli dostum ve patronum o zaman. Bana dedi ki Haluk, niye uğraşıyorsun ya? Sen de tahmin edebilirsin dedi. Otur yaz dedi. Dedim ki Ercan, ne sen bunu bana söylemiş ol, ne de ben bunu duymuş olayım. Çünkü biz böyle bir şey yaptığımız takdirde bu bütün hayatımız boyunca bizi peşimizden gelir. Evet. Derler ki bu adamlar anketleri çarptı. Masa başında yaptılar. Bir kere. Evet. Ya ne olacak işte, unutulur gider. Hayır, unutulur gitmez. Biz bunları çok iyi biliyoruz. Tabii. Yani babayla ömür geçirmiş tabii, insanlar olarak. Bir tek kötülük ömür boyunca seninle birlikte gelir. O yüzden genç arkadaşlara bunu özellikle söylemek istiyorum. Sakın, yani halkı kandırabilirsiniz, meslektaşlarınızı da kandırabilirsiniz, ama tarihi kandıramazsınız. Çok. Günün birinde birisi rastlar, aa ya bu kişi de demek ki böyle şeyler yapıyormuş, bütün hayatınız boyunca sizinle birlikte gelir. Yani bu da benim gördüğüm, aldığım evet. En önemli şeylerden birisi. Şimdi biz bu programın formatı içinde de bizim dünyada neler oluyor bitiyor. Recai Aksu bizim programlarımızı izlediyse Almanya temsilcimiz böyle bir derlediği haberleri bizlerle paylaşıyor. İsterseniz hazır mı Recai?